Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sonraki videoda 80 level üzeri görüşmek üzere demiştim. Ama sonra düşündüm ki neden birlikte 80 level olmayalım. Böylece güzel bir görev videosu da çekmiş olacağım. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Defeating Elite Monster görevlerini teslim etmiştik. 1 milyar 800 milyon XP'mizi almıştık. Bu görevin yenisini hemen zaten Agatha'dan almış bulunduk. Orada bir deneyelim demiştik. Collectible Items 1 vardı biliyorsunuz arkadaşlar. O görevi de 300 milyon XP veriyordu. O görevi de aynı şekilde Agatha'ya teslim edebilmiştik. Şimdi ben kısaca o görevin itemlarının nereden toplandığını size aktarmak için buraya kadar geldim. CMOS ve Seashell'i o görev için buradan Dorian'dan toplayabiliyorsunuz. Sonrasında ise Liverwort ve Snail Shell istiyor bu görev. Liverwort'u 74 level Darkness Cavern'den çıkarabiliyorsunuz. Zaten etrafta görürsünüz. Oradan hemen F'ye basıp bir adet toplayabilirsiniz. Snail Shell'i ise Dragon Slayer Group Dinan'a girdiğinizde hemen denize atlamadan, şöyle pearl'leri topluyoruz ya, incileri. O bölüme gelmeden önce denize atladığımız bir yer var. Orada zaten bir durup RPR Report'u yapıyoruz. O kısımdan da Snail Shell'leri toplayıp town attığınızda hemen karşınızda bulunan bu Agatha NPC'sine teslim edebilirsiniz. Dediğim gibi ben o görevi teslim ettiğim için şu an tekrar gösteremeyeceğim ama repeatable görev olan bu iki tane görevi buradan tekrar teslim aldım ve bunları 74 level zindanı olan Darkness Cavern'de tekrarlayarak tamamlayacağız ve tekrar bunları teslim ediyor olacağız. Diğer iki toplama görevi 76 level'da açılan Delicious Mushrooms ve 77 level'da açılan Collecting Materials 2 görevi. Ben şu an Delicious Mushrooms'u yapmak için Narun'a geçiş yapıyorum. Narungard'a geçip bu Wild Mushroom'ları nereden toplayabildiğinizi göstereceğim. Ben yine bu toplama görevlerini teslim ettiğim için maalesef görevleri eş zamanlı size gösteremiyorum. Ama dediğim gibi en azından görevlerin nereden alındığını ve görev itemlerinin nereden toplandığını size birazcık aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi şurada bir göl var ve bunun yanına yaklaşarak şanterel mushroomlardan toplayabiliyorsunuz. Şu an biri geldi önümden, hemen alıyor mushroomları zaten. Biz hemen şunu alalım. Yine F'ye tıklayarak toplayabilirsiniz. Sonrasında ise town atıp Dorian'a geçip sonrasında Narun Tower'a giderek Quesnia NPC'sine giderek bu şanterel mushroomları oraya teslim edebilirsiniz. Narun Tower'da pazarda Wild Mushroom'da satılıyor arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Bu görev itemları bound item, yani hiçbir şekilde satılamıyor, takas edilemiyor. Dolayısıyla bunları toplayıp kendinizin teslim etmesi gerekecek. Bu görevden sonra Hagar'da geçerek buradaki toplama görevi Collecting Materials 2'den bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 1 Dorian'daydı, Agatha'dan almıştık. 2 burada. Yine bu görevi Lilith NPC'sinden alıyoruz. Sonrasında bize Hagard'ın içerisindeki çeşitli yerlerden bazı itemleri toplayıp kendisine getirmemizi istiyor. Desert Marigold, Thyme, Turmeric ve Peppermint toplamamız gerekiyor. Ben şu an H1'de bunlar toplanmıştır diye düşündüğüm için birkaç tanesinin yerini size H10'a geçip göstereceğim. Böyle geyiğime atlıyorum. Ice tarafına doğru ilerliyorum. Burada zaten Rock slotuna giderken siz de görmüşsünüzdür, bu itemlerden var. Onun dışında çölde de çeşitli yerlerde bu itemları görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada Wingrand slotunun orada turmeric bir adet yerde gözüküyor. Yine bunları F'ye basarak toplayabiliyorsunuz. Şimdi çöl tarafına doğru ilerliyorum. Oradakileri de hemen göstereyim. Burada Gaze Branch'lerin biraz ilerisinde Peppermint'i görebilirsiniz. Yine Gaze Branch slotundan biraz Zyroth'a doğru ilerlediğimizde Thyme görüyoruz yerde. Burada yine Zyroth'un yanında bir adet daha Thyme var. Yine aynı şekilde Desert'taki bu Gaze Branch Overseer slotunun arasında da Turmeric görüyorsunuz. Ben az önce Ice tarafına göstermiştim ama burada da mevcut. Son olarak ise Desert Marigold'umuz kaldı. Şu an çölde onu bulamadım. Dolayısıyla çimenlik tarafına gideceğim. Orada da çıkıyor olması lazım. İki yerde. Anladığım kadarıyla onun yeri değişmiş. Hemen Vampiric slotuna doğru ilerleyelim. Evet, ben soldaki slota geldim. Burada da Desert Marigold'u görüyoruz. Buradan da Desert Marigold'u toplayarak sonrasında bu görevinizi yine town atıp Lilith'e teslim edebilirsiniz. Şimdi gidelim benim yapmadığım görevlere ve beraber 80 olacağımız ana. Daha önceki videolarımda gösterdiğim gibi aslında buradan güzel bir şekilde J'ye basıp bütün görevlerimizi görüntüleyebildiğimiz bir ekran var. Az önce bahsettiğim görevleri zaten burada görebiliyorsunuz. Sonrasında 77 level itibariyle kesme görevi olan Zyroth görevini Lilith'ten alıyoruz. Yine Lilith'ten aynı şekilde
Mila, Vanessa, Bogar ve Magnet NPC'lerini ziyaret etmekle ilgili bir görevimiz var. Onu beraber yapacağız zaten. Yine Lilith'e teslim edeceğimiz 2 skillbook karşılığında 400 milyon alacağımız bir XP görevimiz var. 79 level itibariyle ise Hellguardian, Archdemon, Greybane ve Hellhound keseceğimiz bir görevimiz var arkadaşlar. Bu da 720 milyon XP verecek bize. Sonrasında zaten 80 level'a atlayacağız ve yeni görevlerimiz açılmış olacak. 80 level üzeri için olacak görevleri ayrıca bir video ile çekmeyi düşünüyorum. O görevleri de muhtemelen bekleteceğim ve sizlerle beraber yapacağım. Bugün sadece 76 level 80 level arasını sizinle beraber yapıyor olacağız. Şu an ben Zyroth görevinin kesimini tamamladığım için Lilith'e geliyorum ve bu görevi hemen teslim ediyorum. Karşılığında 800 milyon XP'mi hemen alıyorum. Az önce bahsettiğim görevler zaten burada 79 level olduğum için aktif olarak gözüküyor. Şimdi gelin bakalım NPC'leri bir ziyaret edelim. Şimdi bu görevleri tek tek üzerime alarak yapacağım. Zaten bu 4 görevde biliyorsunuz farklı farklı yerlerde. Zaten haritamız bize güzelce bu NPC'lerin nerede olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bize düşen sadece buradan Lilith'ten teslim aldığımız kağıtları ilgili NPC'ye teslim etmek ve karşılığında bizim XP'mizi almak. Öncelikle ben yine Quest Bogar'dan başlıyorum. Harita üzerinde kendisine tıkladım ve atıma atlayıp kendisine doğru ilerliyorum. Evet, Bogar'a yaklaşıyoruz. Hemen atımızdan ineceğiz ve kendisinden 100 milyon XP'yi aldık arkadaşlar. Benle işim bitti dedi zaten. Tekrar town atıyoruz. Şimdi sırada buradan da biliyorsunuz tıklayabilirsiniz. Vanessa NPC'si var. Yine ben geyiğime biniyorum ve hızlı bir şekilde Vanessa'ya doğru ilerliyoruz. Ice'ın sol tarafından girerek ilerlerseniz çok çok daha pratik olacaktır. Bu NPC de Runic Golem ile Rock Slot'un arasında, zaten kafasında ünlemle bizi bekliyor. Hemen geyiğimizden iniyoruz ve Vanessa'dan bize vereceği XP pointleri alıyoruz. Teşekkür ederiz. Yine town atıyorum ve buradaki adımlara tıklayarak Magnus'un NPC'sine doğru ilerliyorum. NPC de Greycrawler yaratıklarının yanında. Onların da bu arada grafiklerini inanılmaz beğeniyorum. Ve sırtından kollar çıkan bir mob var biliyorsunuzdur. Onun hemen yanında bulunuyor bu NPC. Magnet. Benimle beraber biri daha yapıyor galiba görevleri. Evet, Magnet'ten de XP'mizi alıyoruz. 140. Şimdi galiba en çok XP alacağımız NPC'yi sona bırakmışız. Son NPC olan Mila'yı buradan seçiyoruz. 200 milyonla en çok XP pointi bize Mila verecek. Mila da gördüğünüz gibi çöl tarafında, yani böylece Ice'ı, çimen tarafını, çölü ve bataklığı böylece hepsini gezmiş oluyoruz. Şu an %95.74'üm. Buradan da 200 milyon XP'mi alıyorum. Ve level 80 arkadaşlar. Şu an için bayağı uğraştık, bayağı çalıştık ama sonunda oldu diyebilirim. Artık kalebe sıvalandı artık, ne derseniz, çeşitli zindanlara, eventlere, her şeye girebiliyor olacağım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz 76-80 level arası görevlerden Lilith'te iki görevimiz daha vardı. Bir tanesi skillbook verme, diğeri ise Hellguardian, Archdemon, Greybane ve Hellhound kesme. Bu iki görevimi de hemen alıyorum. Hemen Lilith'e 2 adet skillbook'u veriyorum ve o da bana karşısında 400 milyon XP veriyor. Şu an 80, %8.80 olduk bile. Dolayısıyla artık level düşme sınırından uzaklaşıyoruz diyebilirim. Sonrasındaki görev bizi biraz zorlayacak bir görev. Sweeping Hell Forces. Niçin zorlayacak? Çünkü Hell Guardian'a biliyorsunuz grup zindanda girip 2 tane kesmemiz gerekiyor. Yani aradan 2 gün geçmesi gerekiyor. Archdemon'u burada Haggard'da kesebiliriz. Greybane ve Hellhound'da Narun Tower tarafında kesmemiz gereken moblar. Şimdi biz öncelikle Narun Tower'dakileri kesmeye başlayalım. Bu arada 80 görevleri için ayrı bir video çekerim demiştim ama Lilith'ten ben Sweeping Mythical Creatures'ı da alıyorum. Bunun sebebi de Medusa'yı da yine aynı şekilde grup zindanla kesme şansımız olduğu için 2 gün 2 gün daha beklememek için ben bu görevi üstümde bitirmiş olarak tutacağım. Manticore ve Gorgon da biliyorsunuz Kingdom haritalarında kolayca kesebileceğimiz 2 tane mob zaten. Onları da tamamlanmış olarak bırakabilirim ya da onları da en sona bırakabilirim, fark etmez. Bu arada hazır 80 olmuşken skillimizi açalım, öyle geçelim diye düşündüm. Gain Strike, yani %400 vuracağımız güzel bir skillimiz var artık. 20 tane skillbook'umuz ve 40 en paramız karşılığında bu skillimizi şu an açmış bulunuyoruz. Hemen skill pointlerimizi yeni açtığımız skill'e göre ayarlıyorum ve sonrasında skill barımı alıyorum. Bu skill'de kullanmak için gerçekten şu an heyecanlıyım. Narun Tower'a geçtikten sonra Hellhound ve Greybane'i bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan Go Upstairs diyerek yukarıya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, 12. kattayız. Firefist'lere geldik. Sanırım 15. kata kadar ilerlememiz gerekecek. 13'e geldik.
15'te Hellhound'a gelmiş bulunuyoruz. Son Hellhound slot doluydu. Dolayısıyla biz de Greybane'i yapmak için iki kat daha üste çıktık. Şöyle skill'imi kullanıyorum. Bismillah. Çok şekil bir vuruşu var bu arada. Bayağı beğendim skill'i. Vuruşta 2500 civarı vuruyoruz şu an. Şöyle bir torture atalım. Bakalım torture'la beraber kaç vuracağız. 3300, 3200. Bayağı güzel vurmaya başlamışız arkadaşlar. Greybane'den 50 adet keseceğiz. Kesmeye devam ediyoruz. Hepsini tabii ki videoda kaydetmiyorum. Evet, 50 adet Hellhound'umuzu da bitirdik. Town atıyoruz. Sonrasında en mantıklısı buradan Arch Demon'u yapmaya gitmek olacaktır. Fakat Hell Guardian ve Medusa dediğim gibi grup zindanda yapılması gerektiği için muhtemelen bizi biraz geciktirecek. Evet, Arch Demon slotuna geldik. Son olarak bu görevin Arch Demon kısmını da tamamlıyoruz. Sonrasında maalesef 2 tane Hell Guardian'ımız kalıyor. Bunları da dediğim gibi grup dungeon'larda kesiyor olacağız. Ben videoyu bir an önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bu görevi böyle tamamlanmadan sizinle videoyu paylaşacağım. Dediğim gibi sizin yapacağınız sadece son olarak 2 tane Hell Guardian'ı kesmek için grup dungeon'lara girmek olacaktır. Sonrasında bu görevi de teslim ederek 720 milyon XP'yi cebimize koyabiliriz. Videolarımı beğeniyorsanız ve devam gelsin diyorsanız beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.